Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyanın neresinde Türkiye ile ilgili haber varsa hepsi bu videoda. Bugün pazar. Bugün sirtakilere dokunmayacağım, ellemeyeceğim. 300 Spartalılar bugün biraz dinleni versinler. Hafta içi tak 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 değdire değdire manya geliriz sirtakileri. Arkada güzel bir fotoğrafla başlayalım. Karabağ, Azerbaycan Karabağ'da Şuşa Kalesi'nde Azerbaycan ve Türkiye bayrakları yan yana dalgalanıyor, Nevruz'a hazırlanıyor. Ne kadar güzel bir görüntü. Bunu gören Daşnak sürüsü herhalde bunalımdan kalp krizi geçiriyordur. Ya da Paşinyan'ı kuvalıyorlardır. O bayraklar orada kıyamete kadar dalgalanacaktır inşallah ve daha nerelerde nerelerde dalgalandıracağız beraber. Bu daha küçük bir başlangıç. Türkiye'nin Irak'ta attığı adımlar, Türkiye'nin Suriye'de attığı adımlar İran'ı iyice köşeye sıkıştırıyor ve İranlı politikacılardan, İranlı yetkililerden Türkiye'ye karşı ardı artkasına açıklamalar gelmeye devam ediyor. En son Irak'taki İran Bağdat Büyükelçisi yaptığı açıklamada Türkiye'nin Sincar'da ne işi var? Türk askerini katiyen reddediyoruz babında açıklamalar yaptı. Hemen peşi sıra bizim Irak'taki Türkiye Bağdat Büyükelçisi yaptığı açıklamada Irak sınırlarına saygı gösterilmesi noktasında en son konuşacak ülke İran'dır dedi. Türkiye'nin Irak Büyükelçisi. Bu karşılıklı söz diyaloğundan sonra, söz kavgasından sonra karşılıklı olaraktan ülkeler ülkelerinde bulunan büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağıraraktan izahat istedi. İran Türk ordusunu Irak'ta istemezük diye bas bas bağırıyor, daha da sesini yükseltecektir. İran'ın bu korkusu nedir sevgili dostlar? Türkiye 1 bir bir İran'ın kalelerini alıyor. Daha nereler alacağız nereleri? Esasen İran bu bağırmaları Dağlı Karabağ meselesinin kahraman Azerbaycan Türk ordusunun ve Türkiye'nin beraber halletmesinden sonra daha da yükseltti. Çünkü İran her zaman Ermenistan'ı destekledi. Çünkü İran her zaman Suriye'de Esad'ı destekledi. Çünkü İran her zaman Rusya'yla iş pişirdi arkamızdan. Yazıyoruz bunları. Tek tek yazıyoruz İran. Hani İran'ı gören de sanki de gittik Dağlı Karabağ'da Karabağ'ı kurtarmadık da Güney Azerbaycan'a giriverdik. Bu ne korku. Dün Yemen'den Suudi Arabistan'a füzeler peşi sıra gönderildi. Suudi Arabistan'da füzeler havada patladı patladı yere düşenler oldu. Şimdi bu saldırıyı Yemen'deki Husiler mi yaptı? Yemen'deki sözde Husiler yaptı ama esasen bu İran'ın Suudi Arabistan'a gözdağı vermesidir. Biliyorsunuz Yemen'de bulunan Husiler İran destekli Husiler. Bunlar İran'dan besleniyor. İran'dan aldıkları talimatları Yemen'de uyguluyor ve diğer ülkelere saldırı gerçekleştirerekten hayatta kalıyorlar. Suudi Arabistan'ın yapacağı tek çare Tek çare Türkiye'ye sığınmaktır. Zaten sığınmak için kapıyı araladılar. Bakalım biz kabul edecek miyiz? Bizim şartlarımızda gelirseniz kabul ederiz. Yoksa Suud'un daha da kafasında füzeler patlayacaktır. İsrail'i carlatan bir haber. İsrail bu haberden sonra carcar car etmeye başladı sevgili dostlar. Ne oluyor? Diyanet İşleri Başkanlığı Umre dairesine Kudüs'ü de ekledi. Nedir? Aynen şu. İsrail Hayom gazetesi yaptığı haberde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Kudüs ile bağlarını daha da kuvvetlendirmek için, uhrevi bağların daha da güçlenmesi için Umre dairesinin içine Kudüs'e eklendi. Ne oldu? Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olan Umre Hizmetleri Dairesi, Umre ve Kudüs Hizmetleri Dairesi olaraktan güncellendi. İsim eklemesi yapıldı. Amaç Türkiye'den Kudüs'e artacak olan ziyaretlerin, seferlerin artması, Kudüs'teki Türkiye bağlarının, Kudüs'teki Türk eserlerinin daha da tanıtılması için Türkiye'de bir farkındalık oluşturulması ve Türkiye'den hacca ve umreye yapılacak ziyaretlerin yanı sıra Esas olaraktan Kudüs'e de ziyaretlerin artması. İsrail olaya şu açıdan bakıyor. Türkiye Kudüs'e dini seferler, dini ziyaretleri arttırmayı düşünüyor. Oradaki Türk yapılarını, Türk eserlerini Türkiye'nin görmesi için, Türk vatandaşlarının görmesi için daha da tanıtmayı genişletiyor ama velakin Türkiye Kudüs'ün İsrail'in olduğunu kabul etmiyor. Türkiye Kudüs'e ziyaret yapacak ama hiçbir şekilde Tel Aviv'den bahsetmiyor. İsrail'in yaptığı yapılardan bahsetmiyor denildi ilgili haberde. Yahu orası Türk yurdu. Biz görürüz ya da görmeyiz. Elbet ama elbet Kudüs'e tekrardan Türk'ün alnışanlı bayrağı dikilecektir. Ve onun gölgesinde Hristiyan'ı da Yahudisi de dinlisi de dinsizi de hepsi huzur içinde yaşayacaktır. Tekrardan o günleri biz oluşturacağız. Tunus Meclis Başkanı Türkiye dostu Ganlouchi'den ilginç bir açıklama geldi. Ganlouchi tekrardan Mağrip Birliği'ni sağlamak için ilginç ve iddialı bir açıklama yaptı. Ne dedi? Ganaüşi yaptığı açıklamada Tunus'un, Libya'nın ve Cezayir'in ortak olaraktan birleşmesi gerektiğini ve ortak para birimi kullanması gerektiği noktasında açıklama yaptı. Sınırlarımızı bu şekilde kaldıralım. Mağrip birliğini oluşturalım. Ortak para birimi kullanalım. Ticarette, sanayide, ekonomide her alanda bir araya gelelim. Böylece yine eski günlerde olduğu gibi güçlü bir duruş sergileriz diyor. Tunus Meclis Başkanı. Gannüşi, Gannüşi, Gannüşi güzel söylüyor. Yapın bu birliği bizden size tam destek. Hali hazırda Türk Devlet Aklı da Gannuşi'yi her bakımdan destekliyor. Gannuşi'nin iktidarda kalması için Gannuşi zaten Tunus'ta en güçlü parti sevgili dostlar. Gannuşi'nin partisi Tunus'ta en güçlü parti. Bu noktada Türkiye Gannuşi ile yakın ilişkiler yürütüyor. Gannuşi önemli bir figür Tunus'ta. Destek tam destek. Karabağ'daki muhteşem operasyondan sonra Kafkasya, Transkafkasya'da taşlar yerinden oynamaya başladı çünkü bölgeye Türkiye geldi. Türkiye'nin bölgeye gelmesiyle beraber Rusya ve İran arasındaki işbirliğini daha da yukarıya çıkarıyor. Bu yukarıya çıkarma noktasında Hazar Denizi'nde de adımlar gelmeye başladı. Çünkü biliyorlar ki Türkiye Hazar Denizi'nde de bulunacak. Size bunun daha önceden haberini yapmıştım sevgili dostlar. Rus basını aynen şöyle yazıyor. Türkiye Hazar Denizi'ne gelmeden Rusya İran'la yakın işbirliğine girmeli. Hazar Denizi'nde İran donanmasının daha da kuvvetlenmesi için Rusya İran'a destek sunmalı, yardım etmeli. İran'ın gemi sayısını arttırmalıyız. Ama niye Sebep çok açık. Rus basını aynen şöyle diyor. Hazar denizinde olası bir Türk donanmasının oluşturulması, Azerbaycan Türkiye'nin ortak olaraktan Hazar denizinde de güçlenmeye başlaması bizi yani Rusya'yı zora sokacaktır. Bu noktada Türkiye'nin önüne bir engel koymalıyız. Bu engelde Hazar denizine komşu olan bir diğer ülke İran'dır. İran Rusya ile, İran Ermenistan'la, İran Suriye ile, İran Irak'la, sıkı ilişkiler yürütüyor. Bunu engellemek İran'ı güçlendirmekten geçer diyor Rus basını. Bak 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 bak. Türkiye'ye karşı cepheler birleşiyor. Hem karada hem havada şimdi de Hazar Denizi'nde. Daha biz gelmeden korku Hazar Denizi'nde Rusları sardı. Hazar Denizi'nde Türk donanmasının oluşturulması, Türk Azerbaycan donanmasının oluşturulması Rusya'yı esasen şu bakımdan rahatsız ediyor. Nedir? Azerbaycan denizinde yüklü miktarda doğalgaz rezervi bulunmakta. Bu doğalgaz rezervlerine Türkiye'nin de ulaşacak olması, Türkiye'nin de o doğalgazdan pay almak için Azerbaycan'la beraber ortak sondajlara başlayacak olması bu düşünce, bu plan Rusya'yı çok ama çok tedirgin ediyor. Rusya, Hazar Denizi'nin tüm zenginliklerine kendisinin sahip olması gerektiğini, hani diğer kıyıdaş ülkelere de küçük küçük yerler bırakabiliriz noktasında düşünceye sahip Rusya. Rusya diğer taraftan şöyle söylüyor: "Türkiye'nin Hazar Denizi'nde donanma kuracak olmasın, NATO'nun da Hazar Denizi'ne gelecek olmasıdır." diyor Rus basını. Yani anlayacağınız sevgili dostlar, NATO Türkiye'siz yapamaz. Türkiye NATO adına hareket etmez. Türkiye kendi adına hareket eder. NATO da isterse. Sonuç olarak Moskova Tahran'ı destekleyerekten Ankara'yı durduracağını sanıyor. Nerede? Hazar Denizi'nde. Ama ve lakin. çok da hayal kurmasın. Kafkasya'ya geldik. Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizle ve diğer kardeşlerimizle nerelere nerelere geleceğiz? Moskov ne bu telaşın? Dün sizlere elektronik harp sistemleriyle Türkiye'nin dünyada, Türk ordusunun dünyada bir numara olduğuyla ilgili bir haber yapmıştım. Bunu NATO raporları, NATO'da bulunan Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanı yapmıştı. NATO'da görevli Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanı yayınladı. Raporda Türk ordusu, Türk bayraktarlar, Ankalar, Rus hava savunma sistemi pansillere karşı inanılmaz bir gösteri sergiliyor. Türk ordusu, Türk İHA'larını, SİHA'larını havalandırmadan önce Bölgede bulunan savaş sistemlerine karşı elektronik harf sistemlerini devreye sokuyor ama öyle bir şey uyguluyor ki bu elektronik harf sistemlerinin bombardımanından sonra havalanan bayraktarlar, ankalar, diğer insansız hava araçları hiçbir şekilde Rus sistemlerine yakalanmıyor denilmişti ilgili Amerikan raporunda. Bu rapor akşam çıkan bir haberle sevgili dostlar ne oldu? Akşam... Bayraktar Ceos'u Haluk Bayraktar gazeteci İbrahim Haskolun'a bağlanan açıklamalarda bulunduğu bu yaptığı açıklamalardan önemli bir kesmi burada sizlere anlatayım. Ne dedi? Rus hava savunma sistemleri Bayraktar'lara karşı hiçbir etki gösteremiyor. Bakın dün size haberi yaptım. Akşamında çıkan bu açıklama hem de birinci ağızdan çıkan açıklama Türkiye bir numara elektronik harpte bir numara. Elhamdülillah. Haluk Bayraktar yaptığı açıklamada NASA'da çalışan Türk mühendis geçtiğimiz günlerde Mars'a gönderilen uzay aracını radar altimetresini tasarlayan Türk mühendis tekrardan geri ana vatana döndü. Yurda döndü ve Bayraktar'da danışman olarak çalışmaya başladı. Elhamdülillah bunlar çok güzel haberler sevgili dostlar. Bizim böyle dünyanın dört bir tarafında üst seviyede çalışan mühendislerimiz birer birer, onar onar, yüzer yüzer geri Türkiye'ye dönmeye başladı. Vatanlarına hizmet ediyorlar. Ve şurası çok önemli. Haluk Bayraktar açıklamalarında şöyle devam etti. Hiçbir Rus elektronik harp sistemi de Bayraktarları durdurmaya yetmedi. Bak 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 bak. Ne demiştim sizlere? Ne Rus'un, ne Amerika'nın, ne İsrail'in elektronik harp sistemleri Türk'ün elektronik harp sistemi kadar güçlü değil. Türkiye elektronik harpte bir numara oldu ve bu noktada da ilerlemeye devam ediyor. Haluk Bayraktar'ın bu son açıklamasından sonra Rus basını adeta mosmor oldu ve yaptığı açıklamada Rusya son kozunu henüz sahaya sürmedi. Türklere karşı son kozumuzu oynayacağız dedi. Son koz. Rusların son kozu. Neymiş acayip? Rus uzmanlar yaptığı açıklamada Rusya'nın Türk İHA SİHA sistemlerini ve Türk İHA SİHA'larını durdurmak için büyük bir güce sahip olduğunu tamam pansirler gerekli ve yeterli gücü gösterememiş olabilir ama Türkiye'nin ürettiği İHA'lara SİHA'lara karşı etkili bir silahımız var ve bunu da sahaya sürmedik artık süreceğiz. Peki neyi sürecekler? Tor. Tor M2 KM uçak savar füze sistemi bulunan aracı Rusya artık Türk İHA'larına SİHA'larına karşı kullanacağını ilan etti. Gelsin bakalım o da gelsin neyse bir görmüş oluruz. Arkada Tor'un fotoğrafını paylaşıyorum. Bu Tor aracı 48 tane hedefi aynı anda takip edebilir ve füze ateşleyebilir. Öyle bir sistem. Tamam güzel bir şeye benziyor. Rus pasını habere şöyle devam etti. Bayraktar TB2'ler Ankalar bu torun kapsama alanına girdiği andan itibaren hiçbir yaşama şansı yoktur dedi. Uf, iddialı çok iddialı. Neymiş bu tor acaba Allah Allah çok iddialı sözler geldi. <laughs> Sevgili dostlar biz bu toru daha önce gördük. Kahraman Azerbaycan Türkü ordusu Karabağ'daki savaşta tor hava savunma sistemlerini kızarttı patatese çevirdi. Hem de öyle ki iki günde üç tane tor kızartması yaptık. Oh ne kadar güzel oldu. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum sevgili dostlar. Ermeni general yaptığı açıklamada Ermenistan'da bulunan 6 adet tor hava savunma sistemleri Dağlı Karabağ Savaşı'nda sahneye sürüldüydü. Fakat 15 gün içinde geriye bir tane kaldı. <laughs> Altı taneden bir tane kaldı. 5 tanesi kestane kebap yemesi sevap. Dağlı Karabağ'daki savaştan bir sahne arkada paylaşıyorum sevgili dostlar. Fotoğrafları görüyorsunuz. Önce Bayraktar TB2'ler Ankalar hedefi buluyor. Tor'u buluyor. Adım 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 takip ediyor. Tor gidip deliğine giriyor o deliğine girince biz de yukarıdan mamley mamce hop koprayı sal veriyor. Kopra gidiyor gidiyor Rus'un ağzına geri veriyor. Ne kadar da güzel oluyor. Moskov bu oyuncak deskidi yeni oyuncaklarla seni bekliyoruz. Gel bu defa biz de sahneye daha denenmemiş taptaze oyuncaklar değil yeni yeni geliştirdiğimiz silahlarla. Oh. Yakın zamanda sefer gözüküyor sevgili dostlar. Ordumuz hazır. Türkiye hazır. Hazırız ve gideceğimiz yere ulaşacağız. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın bizleri çıktığımız bu kutlu yolda kimse ama kimse geri çeviremez. Hedefimiz belli. Hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.